Şimdi sırada Mansur Yavaş var efendim. Ankara mesaisine gideceğiz. Biliyorsunuz dün but meselesi vardı gündemimizde. Etli butlu bir düello aslında bu. Kim daha fazla et dağıttı tartışmasıydı. Ankara'da da başkanlık yarışı sürüyor. Her ne kadar İstanbul kadar çekişmeli geçmeyecek olacağını tahmin ediyor olsak da Ankara'da, başkentimizde de değişik bir tartışma söz konusu. 72 bin aydır şu ana kadar et desteğinde bulunduk. Biz Keçiören'de aşağı yukarı 50 bin kişiye sosyal destekte bulunurken oranın belediye başkanı sadece 2-3 bin kişiye destekte bulunuyorsa burada bir problem vardır. O tam görememiş onları. Göreceği şekilde gösteririz, tamam. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Keçiören Belediyesi faaliyet raporuna göre 72 bin aileye değil sadece 2012 aileye et desteği veriyor sözlerine Turgut Altınok'un cevabı. Mansur Yavaş tam görememiştir. Biz reklam yapmıyoruz oldu. Nerede olduğunu gösteririz. Bizde reklam yok. Vaat vermiyorum. Yani ben 3 yıldır gerçekleştiriyorum. Onlarınki vaat. 100 lira et yardımı yapıyorum. Sen yardım falan yapmıyorsun. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyoruz. Söyleme sahip biz but veriyoruz. Mansur Yavaş'ın 3 yıldır et desteği veriyoruz sözlerine karşılık. Altınok yine rakamı az buldu. Ama Keçiören'de 72 bin aileye biz but veriyoruz çıkışı iki rakip arasında hatları ısıttı. Mansur Yavaş Keçiören Belediyesi'nin faaliyet raporuyla durumun öyle olmadığını paylaştı önce. Sadece 2012 aile destek alıyor Keçiören'de diyerek. Oranın belediye başkanı sadece 2-3 bin kişiye destekte bulunuyorsa burada bir problem vardır. O tam görememiş onları. Göreceği şekilde gösteririz, tamam. İki aday arasındaki et düellosu daha da büyürken Mansur Yavaş, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ise Osim ve Gimat esnafıyla buluştu. Kimse cebi babasının parasını vermiyor. Ankara'nın parasını Ankara'ya veriyorsunuz. Vereceğiz mi destek? O zaman mesuliyet istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun. Şu an aktif belediye başkanından memnunuz. Mamak'ta esnaf ziyaretinde yaşanan diyaloglar sonrası Ostim ve Gimat'ta kapalı salon toplantıları yaptı Altınok. Esnaf ziyaretleri ise temkinliydi. Gimat'ta söylediğim o şekerlemeci kimdi? Dedin ya Ayaşlı, Ayaşlı. Gidelim mi dükkanına? Hadi buyurun gidelim. Nerede, yakında hemen mı? Hemen çok yakın. Selam verelim. Ondan sonra çıkacağız. Selam. Babaya da çok selam. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Kapalı toplantılar sonrası daha çok tanıdık esnafları ziyaret etti. Havalandan metrosu olmayan bir başkent. 20 yılda yapılan veya yapılmayan işler söylüyor. Havalandan metrosu 18 yıl önce işleme konmuş bir metro. Herkes kendinden sorumlu. Ben kendinden sorumluyum. Siz imzaları kolay alırsınız. Diğer belediyeler imzaları kolay alamıyorlar. Ankara bu metroyu kazanır mı? Beni işe engellemek ilgilendiriyor. Esnafla Altınok arasında havalimanı metrosu polemiği yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi ise ihalesi yapılan Mamak metro hattıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İhaleye 5 şirket katıldı, milyon dolarlık rakamlar verildi. En düşük teklifin dahi maliyetin %55 üstünde olması ve fahiş fiyat gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi metro ihalesini iptal ettiğini duyurdu.